1921 yılına ait günümüzden tam 100 sene evvel çekilen bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Fotoğrafın açısı şu an sizin durduğunuz yer. Aynı açı yakaladık. 100 yıl sonra aynı açıyı biz de gördük. Fakat fotoğrafta görmüş olduğunuz Hacı Beşir Ağa Camii'nin çeşme kapı gibi görülen, sizin kapı gibi gördüğünüz ama aslında çeşme olan bu bölümün şu bilgilendirme panosu ile kapandığından dolayı 1921 yılındaki fotoğrafta rahat gördüğünüz o çeşme şu an görülmemektedir. Tek fark bu. Arkadaki Ayasofya Camii Şerif'in minareleri, aralarındaki binalar bugün gibi aynı. 100 yıl ara ile aynı açıdan çekilen fotoğraflardaki tek fark birinin renkli, birinin siyah beyaz olmasıdır. Onun dışında hiçbir fark yok. Bir fark da ülkemizin farkı. Allah'ıma hamdolsun, Rabbime şükürler olsun. Müreffeh, kendi başına karar verebilen, ayakları üzerinde duran, gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir ülkem var. Fakat sizin şu an görmüş olduğunuz 100 yıl öncesine ait olan fotoğrafta işgali genimize kadar, boğazımıza kadar hissediyoruz. Bu toprakları İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar işgal etmiş. Bu cadde sizin şu an gördüğünüz eski fotoğraftaki caddedir. Fakat o caddeden İngilizler ve Fransızlar rahat rahat işgal orduları olarak yürüyebilmektedir. Sol tarafta görülen, fotoğrafın da sağında görülen Hacı Beşir Ağa, Lale Devri Padişahı 3. Ahmet ile 3. Ahmet'ten bir sonra gelen kuzeni Sultan 1. Mahmut dönemlerinde harem ağalığı yapmış. Eyüp Sultan Camii'nin o ilk avlusuna girildiğinde sol taraftaki o Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin hemen yanında haziresi bulunan meşhur harem ağası Beşir Ağa'nın kendi adına 1745 tarihinde yapmış olduğu camidir. İkinci Mahmut döneminde bir restorasyon gördü. Nereden biliyoruz? Kapısındaki tamirat kitabesinde Sultan II. Mahmud'un Şehinşah-ı Cihan Sultanı Mahmud Han-ı Sani biçiminde yazan Sultan II. Mahmud'a ait bir kitabenin varlığından burada bu yapıda 1830'lu yıllarda bir tamiratın olduğunu görmekteyiz. Hadi fotoğrafa geri gelelim. Fotoğraf 100 yıl ara ile çekilmiş aynı açıdır. 1921 yılında şu bilgilendirme panosu olmadığı için çeşme kapı biçiminde şu an önünüzde. Fakat bugün pano olduğu için çeşme ya da kapı olarak herhangi bir şeyi göremiyoruz. Sizi 100 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.